Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 2 Aralık, Çarşamba. Koronavirüsle mücadelede yepyeni bir döneme girdik biliyorsunuz. Tüm Türkiye'de uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının ilkini geride bıraktık. İkincisinin başlamasına ise tam 2 saat var. Önlemlere uyuyor muyuz? Kısıtlamalar hayatımıza ne gibi değişiklikler getirdi aktaracağız. Ankara'da ise kan donduran bir hayvan istismar ağı çökertildi. Havlamasınlar diye köpeklere neler yaptıklarına inanamayacaksınız. Birazdan izleyeceksiniz. Güney Amerika'ya da gideceğiz bu akşam. Brezilya'da 2 saatte 4 banka soyan bir çete. Tünelleri havaya uçurdu, sokaklara para saçtı. Çok çarpıcı görüntüler o anlar birazdan. Ama gelin siyasetle başlayalım. Zira CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Ordu Katar'a satıldı sözleriyle başlayan tartışma devam etti meclis çatısı altında. Ve Genelkurmay Başkanı da bir açıklama yaptı. Son derece vakur bir yorum. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır dedi. Dün aktarmıştık Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na o vekili partinin önüne koymazsanız bu millet sizi affetmez demişti. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sözlere cevabı ne oldu? ATV Haber başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda öyle kapının önüne konacak kimse yok. CHP yönetimi tarafından da desteklenmesi, arka çıkılması asla ve kata kabul edilemez. Yalnız siyasetin değil, silahlı kuvvetlerimiz için satılmıştır gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de gündemini değiştirdi. İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır. Dur paşam diyoruz, orduya bunu yapma. Üstündeki şanlı, şerefli ordunun üniformasına bunu yapma. Ordu hepimizin ordusu. Sana vereceğim cevap bu kadar. CHP'liler her ne kadar ordu hepimizin ordusu dese de tepkiler peş peşe geldi. Birilerinin çıkıp da silahlı kuvvetleri özel olarak kullanıp, orduyu özel olarak kullanıp onu satılmış kelimesiyle yan yana koymaları gerçekten akla ziyan bir husus. Ordu satılmış polemiği genel kurul gündeminde de 2 gündür tartışmaların tek konusu. Kim ordumuza hakaret ederse onun dili kopartılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde orduya söz söyleyen bir tek kişi, bir tek milletvekili yoktur. Yaptıkları haksız, itibar suikastidir. Reddediyoruz. Külliyen yalandır ve iftiradır. Bunu ispatlamayan evet, müfteridir. Ordumuzun fabrikası satılmamıştır. Evet. Aynı tartışma CHP liderlerinde de gündemindeydi tabii. Genel Başkan Kılıçdaroğlu bugün Kayseri'de muhtarlarla bir aradaydı. Ancak Kılıçdaroğlu'ndan hemen önce Muhtarlar Derneği İl Başkanı kürsüdeydi. Konuşmasında önce Ordu Katar'a satıldı sözlerini eleştirdi. Sonra CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katılıyor dedi. Bundan rahatsızlık duyuyoruz diye de ekledi. Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirilere yanıtı var sırada. Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerine bu denli hakaret edecek. Peygamber ocağını kim savunacak? Mustafa Kemal'in ordusunu kim savunacak? Edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Ordu diyoruz, bizim ordumuz diyoruz, şehitlerimiz diyoruz. CHP'li Ali Mahir Başarır'ın başlattığı tartışmada tansiyon düşmüyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine bu kez Kayseri'den yanıt verdi. Bütün ordunun benim başımın üstünde yeri vardır. En aşağıdan en yukarıya. Kılıçdaroğlu Kayseri'de muhtarlarla bir araya gelmişti. Ondan önce kürsüye çıkan dernek başkanı Ali Mahir Başarır'ın ordu satılmış sözlerine tepki gösterdi. Ardından konuyu terörist cenazelerine getirdi. Sezgin Tanrıkulu Bey'in Güneydoğu'da PKK cenazelerine katıldığını görüyoruz. Maalesef o bayraklar altında resim çektirdiğini görüyoruz. Bu tür uygulamaların Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve örgütlere yakışmadığını söylüyorum. Kılıçdaroğlu kürsüye geldiğinde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun terörist cenazesine katıldığı eleştirisini yalanladı. Hiçbir teröristin cenaze törenine asla ve asla hiçbir siyasi partinin, yöneticisinin, milletvekilinin, il başkanının, ilçe başkanının katılmasını doğru bulmayız. Doğru değildir. Sözlerini yine bir öz eleştiriyle noktaladı. Kayseri'de oyumuz az, ben bunu biliyorum. Ama kabahat Kayseri'de değil, kabahat bizde. Onu da söyleyeyim. Ankara'da oturup konuşacaksın, ey vatandaş bana oy ver.
Niye gidip çayını kahvesini içmiyorsun? Niye gidip derdini dinlemiyorsun? Niye çözümlerini anlatmıyorsun? Babası engelli ablasını özel bakım evine yatırdı. O ise 4 aydır ablasına hasret kaldı. Genç kadının ablamı görmek istiyorum isyanı birazdan ATV Ana Haber'de. Yeni tedbirler dün gece devreye girdi. Artık akşam 9'dan sabah 5'e kadar sokağa çıkmak yasak biliyorsunuz. Bir kez daha hatırlatalım. Ne var ki yasağa delenler oldu yine. Hepsinin birer aması vardı. Milli vatandaşlarımız saat 21 itibariyle sokağa çıkmak kısıtlaması başlamıştı. Lütfen evlerimize geçelim. Kimi haberim yok dedik. Bugün geçerli geçiyor. Sokağa 9'dan sonra. Evet. Çekil kardeşim. Haberimiz yok. Evet. Çekil kardeşim. Kimi sitem etti. Ödemeyeceğim ki. Ödemeyeceğim. Rize'den buraya geliyorduk. Yani ayıptır 12 dakikadan serep yani. Bahanelerin ise ardı arkası kesilmedi. Ne için gitti fasanı? Yemek için, ne için? Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde o bildik diyaloglar kayda geçti. Hafta içinde aynen saat 9'a kadar biliyorduk ama 9'dan sonrayı bilmiyorduk. Koronavirüsle mücadele kapsamında yürürlüğe giren kısıtlamaları denetlemekle görevli güvenlik birimleri saat 21'e yaklaşırken yerlerini aldı. Acele ediyorsunuz galiba. Evet, geç kaldık. Bir an önce para çekip gitmek istiyorum. Yasak başlamak üzere. Hemen bugün yetişiyoruz. 8 saat sürecek kısıtlama başlayınca uyarı anonsları yapıldı. Mega kent dahil yurdun dört bir yanında sessizlik vardı. Ama o sessizlik içinde polisin radarına yakalananlar da vardı. Çekiyor musun? İyi çekiyorum. Türlü gerekçe gösterseler de... Ben durakta bekleyip soruyorum. Yolcu arkadan çıkalım mı? Bahaneler sıralasalar da cezadan kaçamadılar. Kimliğimi kaybettiğim için onu aramaya gittim. Oradan geliyordum ben de. Abi arabam kaza yaptı. Ankara'dan geliyorum. Ne yapabilirim ben şimdi? Kısıtlamada denetimlerde sabaha kadar devam etti. Saat 5'i gösterdiğinde hareketlilik sokağa geri döndü. Tabii bir de aması olmayanlar, gerçekten zor durumda olanlar var. Hastası olanlar mesela ya da hasta olanlar ya da hem hastası hem de kendi hasta olanlar. Onlar için bir istisna olması gerekmiyor mu? Elbette gerekiyor. İnisiyatif kullanmak lazım bazı durumlarda. Aksi takdirde bu yolun sonu çıkmaz. Zaten çok hastayım ben, ne olursunuz. Kimliğimi vereyim mi? Yok, millet kodumuz tekrar kullanır. Yerde de hastam var, ben de titriyorum. Karantinada olması gerekiyordu. Rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ama sorun eve dönüşteydi. Ambulans için 4 saat beklemesi söylenince taksiye bindi. Polis çevirmesinde de yakalandı. Ne için gitmiştin siz hastaneye? Ya üşütüyorum ben, üşütme var. Ama geldim, tahlil aldım, hiçbir şey çıkmadı. Biriyle temasınız var mıydı? Benim rahatsızdım. Ama Allah'a şükür bir şey çıkmadı. Onların teması çekmedim de. Ama tabii ki yaklaşık... Siz de kendinizi... Garanti almak için test yaptırmaya mı gitmiştiniz? Evet. Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dakikalarda polis denetimdeydi. HES kodu sorgusunda taksideki kadının karantinada olması gerektiği yazıyordu. Beni geldi aldı. Ambulans. Eve götürdü. Yani ambulans istemiş miydiniz? İstedim. 3-4 saat beklersen dedi. Hasta kocası evde onun yolunu gözlüyordu. Beklemesi mümkün değildi. Taksiye bindi ama polis kontrolüne takıldı. 3150 lira para cezası kesildi. Ve bu arada hastanedekilerin 3-4 saat beklersin dediği ambulans polis çağırınca hemen geldi. Yaşlı kadın evine olması gerektiği gibi ambulansla döndü. Bir de... Meselenin artık gerçekten suyunu çıkaranlar var. Kapsamı genişleyen kısıtlamalarla kahvehanelerde faaliyetlere ara verildi biliyorsunuz. Ama şimdi o amanın ve buraya korona kahvehanesi yazmamızın nedeni bu konut görünümlü apartmanın birinci katının perdelerinin ardında gizli. Abicim bir çıkmayın. Bir burada kalın. Perdeleri kapatıp masaları kurdular. Apartman dairesini kahvehaneye çevirdiler. Herkes olduğu yerde otursun. Polisleriniz var. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kahve ve kıraathaneler bu yıl sonuna kadar kapalı. Ancak buna karşın hala yasağa uymayanlar var. Yeni yayınlanan ıslıklar farklı yaş. İşte o buraya çoğu yasak.
İstanbul Pendik'te yasağı aldırış etmeyen bir kahvehane sahibi dükkanındaki malzemeleri üst kattaki apartman dairesine taşıdı, müşterilerine ev ortamında hizmet vermeye başladı. Kim işletiyor burayı? Ancak ev tipi kahvehanenin ömrü fazla olmadı. Çünkü gelen bir ihbar üzerine polis o kahvehaneye baskın yaptı. Abim bir çıkmayın. Bir burada kalın. Bir burada kalın. Perdeleri kapalı dairede baskın sırasında birçok kişi maskesiz bir şekilde oyun oynuyordu. Sosyal mesafe kurallarını ihlal etmişsiniz. Bak şurada belki de aralarında pozitif vakalar var. Bilmiyorsun. Belki de ne bileyim temaslı insanlar var. Bilmiyorsun. Biz bunlar hakkında resmi ekiple çağırdık. Zabıt ekipleri geldik. Sadece ceza işlemi uygulanacak. Tamam. Ev ortamındaki kahvehaneye yapılan baskında 23 kişiye toplamda 73.140 lira para cezası kesildi. Kaçak kahvehane ise belediye ekiplerince mühürlendi. Yollarını kapattılar, tünelleri patlattılar, 2 saat içinde 4 banka soydular. Kaçarken kargaşa yaratmak için çaldıkları paranın bir kısmını sokağa saçtılar. En çılgın film senaryolarını aratmayan soygun birazdan ATV Ana Haber'de. ATV Haber ihbar hattına gelen bir olayın, daha doğrusu bir iddianın detayları var sırada. Ankara'da babası tarafından engelli bakım evine yatırılan 44 yaşındaki Nermin Ercan 4 aydır ailesiyle görüştürülmüyor. Annesi ve kardeşi sesini sadece bir kez duyabildiklerini ve o telefon görüşmesinde zihinsel engelli kadının beni buradan kurtarın dediğini ileri sürüyor. Zor durumda olduğunu söylüyorlar. Aile bugün o bakım evine bir kez daha gitti görüşmek için, kızlarını görmek için. Kardeşlerini görmek için ATV Haber kameraları da yanlarındaydı. Bakın neler oldu. Çağırın buraya, bana desin ki bana... Kızımı görmeden ölmemi istemiyorum. Seni orada bırakmayacağım diye söz verdim. Ben ablamı almak istiyorum. Biri 4 aydır yüzüne hasret kaldığı evladını, diğeri de kardeşini görmek için gitti bakım evinin önüne. 30 yıldır ben ona kardeşlik bakanlık bakanlık ve savcılık kararıyla buraya yerleşti. Seviyorlarmış, göstermiyorlar. Bu annesinin iddiası. Babaları tarafından zorla bakım evine yatırılan 44 yaşındaki zihinsel engelli Nermin Ercan tam 4 aydır ailesiyle görüştürülmüyor. Arayıp durmayın, size onu asla göstermeyeceğiz. Ölene kadar onu unutun. O burada mutlu. İddiaya göre Nermin Hanım'a ailesiyle görüştürmeyen bakım evini şimdi bir de birlikte arayacağız. Nermin Hanım'la görüşebilir miyim, Nermin Ercan? Kim arıyor acaba? Ben yakınıyım. Nermin Ercan sadece babasıyla görüşüyor. Babasının talimatı o şekilde. Bakın yüzüme kapattı. Filiz Ercan ablasının sesini en son bakım evinden gizlice açtığı telefon sayesinde duyduğunu ileri sürdü. Yaşıyorum ama dedi burada bana çok kötü davranıyorlar. Tırnaklarımı keserken dövüyorlar. Banyo yaptırırken dövüyorlar. Bana işkence yapıyorlar. Kurtarın, ben burada yapamayacağım, dayanamıyorum dedi. Nermin Hanım iddiaya göre sadece bir kez bakım evindeki çalışan personel tarafından ailesine ulaşabilmiş ve sesini duyurabilmişti. Biz de şimdi o bakım evindeki personele ulaşmaya çalışacağız. Nermin ablamla görüşecektim. Annem de konuşmak istiyor. Cuma günü ararlar. Ben daha önce cumaları da denedim. Telefonla Nermin Ercan'a ulaşamayan anne ve kızı bakım evinin yolunu tuttu. Bakar mısınız? Bir yetkiliyi çağırabilir misiniz? Ablamın durumunu öğrenmek istiyorum. Nermin'le görüşmek istiyorum. En azından bir bahçeye getirebilir misiniz? Görüşmeler yasak. Balkona çıkarın veya bir bahçeye getirin ki ben de yani bir içim soğusun. Annem de burada, 70 yaşında. Hayır, kesinlikle çıkartmıyoruz. Bakım evinin müdürü tüm çabalara rağmen engelli ablayı ailesine göstermedi. Bahçeden gösterin, annem de arabada, görelim gidelim. Daha önce söyledik, savcılık kararı, lütfen çekim yapmayın, benim iznim yoktur. Babası olan baba sizinle ben görüşmenize izin ver. Ben erkek değilim, bir şey değilim, onu döveceğim. Ilgili, ne yapacağım? Bakın hanımefendi, bizimle ilgili ablamı bir şey soralım. Değil. Tamam, çağırın buraya, bana desin ki bana kötü. Bak, hanımefendiyle konuşacaksam sizi ilgilendiren bir şey var mı? Yok. Şimdi konu savcılıkta. Kızına ve ablasına 4 aydır ulaşamayan iki çaresiz kadın mahkeme yoluyla görüşme iznini almaya çalışacak. Oradan onu kurtaracağım. Kurtaracağız seni. Brezilya geçen gün çok ünlü bir soygun dizisinin setine dönüştü adeta. Neden böyle söylüyorum? Çünkü 30 soyguncu, bir kez daha söyleyeyim. 30 soyguncu Brezilya Devlet Bankası'nın 4 şubesini soydu 2 saat içinde. Şehri birbirine kattı soyguncular, polisle de çatıştılar. Ardından da çaldıkları paraların bir kısmını yola saçarak kaçtılar. Müzik
30 soyguncu şehre girdi, yolları kapattı, tünelleri havaya uçurdu, 2 saatte 4 bankanın kasasını boşalttı. Dehşet anlarında Brezilya sokakları çok ünlü bir soygun dizisinin setine dönüştü adeta. Otomatik silahlar kuşanan 30 hırsız lüks araçlarla geldikleri Criciúma kentini kuşattı. Hedeflerinde Brezilya Devlet Bankası'nın şubeleri vardı. Soyguncular olay yerine gelen polisle çatıştı. Bu sırada ise kalkan olarak sokaktaki insanları kullandı. Hırsızlar kentin giriş noktalarını tutarak polislere destek gelmesine de engel oldu. Planları çok boyutluydu. Soygun devam ederken güvenlik güçlerinin dikkatini dağıtmak için şehrin farklı noktalarındaki tünelleri patlattılar. Banka kasalarını patlayıcılarla açan hırsızlar sadece 2 saat içinde tam 4 bankanın kasasını boşalttı, para çekme makinelerini havaya uçurdu. Kaçarken de çaldıkları paranın bir kısmını sokağa saçtı. Tıpkı o ünlü dizideki gibi. Hırsızlar kaçarken yine polisle çatıştı. Çatışmada biri polis, 2 kişi yaralandı. Film gibi soygunu gerçekleştiren hırsızlarsa sırra kadem bastı. Hırsızların saçtığı parayı toplayan 4 kişi gözaltına alındı. Polis sokaktan 150 bin dolardan fazla para kurtardı. Ankara polisine bir ihbar geldi ve polis Keçiören'deki bir apartmanın otoparkına baskın yaptı. Karşılaştıkları manzara çok tuhaftı gerçekten. Çünkü apartmanın otoparkı bir köpek üretim çiftliğine dönüştürülmüştü. Üstelik o vicdansızlar havlayıp da onları ele vermesin diye köpeklerin ses tellerini de kesmişti. Onlarca hayvanın. Bunu kim şikayet ettiyse, emziriyorsa sütü ağzında boğulsun. Ciğerine ateş düştü. Kaçak üretim yaptılar. Vallahi şaşırdık, kendinden aşırı şaşırdık. Havladıklarında fark edilmesin diye köpeklerin ses tellerini kestiler. Köpeklerimizin birçoğunda gerçekten ses telleri alınmış, apartmanda ses çıkmasın diye. Buradaki gülgül insanlık besleyen hayvanlar ne istiyorsunuz? Ya çıkar mısınız? Sizin olduğunuzu iddia ediliyor, doğru mudur? Sizin bakıyorsunuz hayvanlara. Efendim, sizin bakıyorsunuz. Polis Keçiören'de bir apartmanın otoparkında kaçak hayvan üretildiği ihbarıyla harekete geçti. Deponun her odası adeta bir üretim çiftliği haline dönüştürülmüş durumda ve her yerde cins köpeklerle birlikte yavruları da bulunuyor. Ancak burada ağır bir koku var. Şöyle etrafta cins köpekleri gösterelim. 6 tane yavru var burada ve hepsi de ayrı yerlere kapatılmış durumda. Hatta bazı yerlerde ölü köpekler de var. İşte burada bir tatlı köpek var. Yanında da maalesef ölü yavrusu bulunuyor. Bu köpekler gördüğünüz gibi ağaçta falan yetişmiyorlar. Çoğu aç, çoğu perişan halde. Burası da bir diğer üretim odası. Burada aynı cins köpekler aynı kafeslere konulmuş durumda ve burada üretim haline getirilmesi planlanmış. Hatta perişan durumları da hallerinden rahat bir şekilde okunuyor. Öyle ki köpekler havlamaması için ses telleri dahi kesilmiş. Ses telleri kesilmiş. Fakültede bunun raporları alınacak. Şu an kucağımda teriyer cinsi bir köpek var ve korkudan nasıl titrediğini anlatamam size. Sizin miydi hanımefendi hayvanlar? Her bir yavru en az 5 bin 10 bin liradan gidiyor. Komşular da zaten hep rahatsız mıydı? 64 hayvan buradan kurtarıldı. Şimdi koruma altına alındı. Önce sağlık kontrolünden geçirilecekler. Ardından da güvenli bir yere götürülecekler. Polis bir kişi hakkında 12.308 lira cezai işlem uyguladı. Merdiven altı üretimlerden köpek satın almayın. Bu köpekler siz aldığınız için perişanlar. Ve akıl almaz bir cinayet davası var sırada. Hatırlayacaksınız, Pendik'te ilkokulu öğretmenliği yapan İlkay Sivaslı bunalımdaydı. Sosyal medyadan biriyle tanıştırdı. Kendini öldürmesi için o kişiye, yani Tanju Doğan'a 5 bin lira para teklif etti. Kiralık katil. Önce İlkay Sivaslı'ya aşık olduğunu iddia etti o katil ama sonra 45 yaşındaki öğretmeni öldürdü. Ve o dava bugün sonuçlandı. Hayatına son vermek için kiralık katil tuttu ama para verdiği o kişi iddiaya göre İlkay öğretmene aşık oldu. O katil yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Eşine az rastlanan olay İstanbul Pendik'te yaşandı. İlkay öğretmen 19 yıldır ilkokul öğretmenliği yapıyordu ve iddiaya göre uzun süredir psikolojik sorunlar yaşıyordu. Birkaç kez hayatına son vermeye kalkıştı ama başaramadı. O da canına kıyması için sosyal medyada tanıştığı Tanju Doğan'la anlaştı. Sivaslı kendisini öldürmesi için katiline 5000 lira da para verdi. Ancak beklenmedik bir şey oldu. Kiralık katil İlkay Hoca'ya aşık oldu, tetiği çekmekten vazgeçti. Ancak iddiaya göre İlkay öğretmen tetiği çekmesi için ısrarcı oldu. Doğan da aşkına rağmen tetiğe bastı. Kadın kanlar içinde kaldı. Kiralık katil ise sağlık ekiplerini arayarak olay yerinden kaçtı. 112 ekipleri geldiğinde artık çok geçti. Kiralık katilin yargılandığı o dava bugün sonuçlandı. Aşkına rağmen cinayeti işleyen o katil müebbet hapiste cezalandırıldı. Balıkçıları mağdur, Akdeniz kıyılarını istila etti. Popülasyonunu azaltmak için teşvik paketi açıklandı. Balon balığı kuyruğunu getirene kuyruk başına ödeme yapılacak. Detaylar birazdan ATV Ana Haber'de. Bazı acıların empatisi yok, olamaz da. Başınıza gelmeden anlamak çok zor. Ayfer Cingöz'ün durumu da öyle. Kendi de torunları da çok zor zamanlar geçirdiler. Bu iki günahsız çocuk babalarının annelerini öldürdüğü ana tanık oldu. Yetmezmiş gibi babaları kendi hayatına da son verdi. Tüm bu acının üzerine torunlar anneannelerin yanından alınıp Aile Bakanlığı tarafından sevgi evlerine yerleştirildi. Bakım altındalar. Ama Ayfer Hanım şimdi gözyaşları içinde. Onlara kavuşmak istiyor, onları bekliyor ve torunlarım olmadan yaşayamam diyor. Benim hiç hayatım yok ki şimdilik. Ben yaşadığımı bilmiyorum ki. Benim torunlarım yanımda olmadıktan sonra ben yaşayamam ki. Bana torunlarımı versinler. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ben onların iç çamaşırlarını kokluyorum. Bir an önce gelsinler yanıma ki ne yapacağımı düşüneyim. Yüreği acı dolu bir anneanne o. Ayfer Cingöz'ün derdinin tek dermanı da torunlarına kavuşmak. Yemiyorum, içmiyorum. Onlar yiyor mu, içiyor mu? Onlar uyuyor mu? Onlar hasta mı? Onların üstü açık mı? Onların üstü kapalı. Ben onları düşünüyorum zaten. Ben zamanlara kadar yemin ederim uyumuyorum. Sizi görünce ne diyor çocuklar? Anneanne bizi ne zaman alacak? Gözü yaşlı çünkü 10 gün önce 33 yaşındaki iki çocuk annesi kızı damadı tarafından katledildi. Karısını öldüren cani adam işlediği cinayetten sonra kendi canına da kıydı. Hem kızımı katletti hem kendini. Çocuklarının gözünü gömdü. Tabancayla vurmuş. Ayfer Cingöz'ün iki torunu öksüz ve yetim kaldı. Kızını mezara, torunlarını ise yetiştirme yurduna göndermek zorundaydı. Torunlarından ayrılınca acısı ikiye katlandı. Babaları cezaevindeydi. Baksınlar herkes dosyalarına baksınlar. Cezaevine girip çıkıyordu, faydası yoktu ki zaten bana. Siz elinizde büyüttünüz aslında kızınız gibi torunlarınızı da. Evet tabii, torunlarım elime doğdu zaten. Sevgi evindeler. 33 yaşında kocası tarafından katledilen biricik kızının yüreğindeki acısını ömrü boyunca taşıyacak. O acının geçmesi mümkün değil ama biraz olsun dinmesi mümkün. Onun da tek yolu canından çok sevdiği torunları Masal ve Öykü'nün anneannesine getirilmesi. Bir an önce getirsinler ki ben de hiç olmasa rahat ayırayım. Torunlarım yanımda olunca hiç olmasa o acıyı yaşamasam da unutmasam da gene de torunlarımı unutmaya çalışacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın aracıyla yola çıkmaya hazırlandığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Yolu kesen bir sürücü kadını kurşun yağmuruna tuttu. İşte o anlar ve hemen sonrası. Tetikçi gibi geldi, 8 el üst üste ateş etti. Amerika'da bir kadın birazdan başına geleceklerden habersiz evden çıktı ve aracına bindi. Aracıyla geri geri giderken pick-up'ın sürücüsü kadının arabasını durdurdu ve tam o anda kabus başladı. Adam pick-up'tan indi ve kadına ateş etmeye başladı. Korku dolu anlara tanık olan arkadaşı çığlık çığlığa yardım istedi.
Neye uğradığını şaşıran kadın gaza yüklendi ve kaçmaya başladı. Adam da peşindeydi ve tetiğe basmaya devam etti. Tekrar evin önüne gelen kadın kendini hemen araçtan dışarı attı ve eve sığınarak kurtuldu. Yaralıydı ama şans eseri hayati tehlikesi yoktu. Polis şimdi izini kaybettiren saldırganın peşinde. Bir yandan da kadınla bağlantılarını çözmeye çalışıyor. Sebep belli değil ama burada sebep belli bir psikopat var karşımızda. Rusya'da 2012'den bu yana tam 26 cinayet işleyen seri katil sonunda yakalandı. İfadesinde gerçekten tüyleri ürperten itiraflarda bulundu. Soğukkanlı katil tüm kurbanlarını emekli kadınlardan seçmiş ve hepsini boğarak öldürmüş. Açıklaması ise ölümlerinin sessiz, hızlı ve acısız olması. И вот вас пускали женщины домой, и потом что? Душу. 12 farklı şehirde 26 kadının canına kıydı. Namı diğer Volga manyağı sonunda yakalandı. İnanda zvali. İnanda напрашивался. Представлялся сотрудником. Rus seri katilin ifadesi ise kan dondurdu. Почему именно вы душили? Выбрали этот способ убийства? Тихо, быстро. Не знаю. Без боли. Для них, мне казалось. Менее болезненно. Volga yakınlarında emekli kadınlardı kurbanları. Lakabını da buradan aldı. Hepsi 75 ila 90 yaşındaydı. Soygunlardan önce bir şekilde içeri girip savunmasız kurbanlarını boğarak öldürüyordu. Ragik Tagirov 38 yaşında. 2009'da hırsızlıktan hapse girdi aslında. Ama 2010'da çıktı ve dehşet saçmaya başladı. Kazan kentinde yakalanıncaya kadar 26 kişinin canına kıydı. Cinayetleri para uğruna işlediğini söyleyen seri katil için 300 bin Türk lirası ödül belirlenmişti. Daha önce pek çok kez ekrana taşımıştık zehirli balon balıklarını. Küresel ısınmayla birlikte son yıllarda Ege ve Akdeniz'de adeta bir istila başlattılar. Görülmeye başladılar. İstilacı bu türe karşı av desteği geldi. Nasıl? Balıkçılara yakaladıkları her balon balığına karşılık 5'er lira ödeme yapılacak ama kuyruklarını getirmek şartıyla. Bu balon balığı var diye denize çıkmak istemeyen arkadaşlarımız var. Ne zaman kurtulacağız bilmem bunlardan. Önce Akdeniz'de hemen sonrasında da Ege'de görülmüştü. Kızıldeniz'den gelen zehirli balon balığına karşı balıkçılara av desteği geldi. Gelik bıçak bak. Balıkların ve balıkçıların korkulu rüyası balon balığı artık ticari balıkçılık yapanlar için ek gelir olacak. Çünkü yetkililer açıkladı. Balon balığının kuyruğunu kesip getirene kuyruk başına 5 TL para ödenecek. Yeşil ruhsatlı teknede olan arkadaşlarımız tuttuğu balıkları 5 tane, 10 tane veya 50 tane, 100 tane neyse. Amatör balıkçılar değil değil mi? Amatör balıkçılar değil. Ticari balıkçılar arkadaşlarımız tuttukları balıkları. Çünkü il ve ilçe büyüklüklerine götürecekler. İstilacı balon balığının 8 türü var. Av desteği sadece benekli büyük balıklar için geçerli. Çünkü bu tür balıkçıların hem misinalarını kesiyor hem de avladıkları balıkları yiyor. Balon balığının kuyruğunu getirmesindeki amaç hem o türün baskı altına alınması hem de küçük balıkçıyı korumayı düşünüyor, desteklemeyi düşünüyor bakanlık. Uygulamadan sadece yeşil ruhsatlı teknelerle avlanan balıkçılar faydalanabilecek. Öldürülen balon balığının kesilen kuyruğunu Tarım İl Müdürlüğü'ne götürmeleri yeterli olacak. Kuyruk başına 5 lira ödeme desteği 31 Aralık'a kadar geçerli. En azından bir mazot parası çıkar mı? Çıkar diye düşünüyordum ama zaman kısa. Koronavirüs gibi bulaştı bize bu Akdeniz'e. Amatör balıkçılar para kazanmanın yolunu bulur buradan, onu söyleyeyim size. Sosyal medyada büyük para var, evet. Şöhret de yanında geliyor, kabul. Ancak gençler unutmasın, bu hedeflere ulaşmak hiç de kolay değil. Amerikalı bir genç de fenomenlere özendi, ünlü olmak istedi. Metrelerce yükseklikten atlarsa ilgi çekerim sandı. Aslında çekti de ama rekor tıklanma uğruna, takipçi çekmek uğruna kafatasını kırdı. Sırf daha çok tıklanmak için metrelerce yükseklikten atladı, izleyici rekoru kırmak isterken kafatasını kırdı.
Sosyal medyada daha çok tıklanma ve para kazanma arzusu bu kez az kalsın ölümle sonuçlanıyordu. From like here. So my goal is to go and grab this thing, go all the way to the top, right there in the middle. And jump down. Amerikalı genç Safomber hesabının tanınırlığını arttırmak için Pennybacker Köprüsü'ne çıktı. Normal yaşam çok sıkıcı diyen genç kendisini boşluğa bıraktı bırakmasını ama suyun beton etkisi hakkında belli ki hiçbir fikri yoktu. Dimdik girmesi gereken nehre savrularak çakıldı. Tekneye çıktığında yarı baygındı. Kaldırıldığı hastanede kafatasında kırık tespit edildi. Part of my skull. Daha önce hayallerinizin peşinden gidin dediği takipçilerine çektiği videoda pişman görünüyordu. People are texting me, is it worth it? No one wished to get hurt. Özbekistan'da bir üst lige çıkma mücadelesi az kalsın bir facia ile bitecekti. Ev sahibi takım mağlubiyetin sorumlusu olarak hakemi gördü. Son düdükte taraftarlar da sahaya daldı ve olay linç girişimine kadar gitti. Uçan tekmeden kaçamadı, linçten kendini zor kurtardı. Özbekistan Pro Ligi'nde bir üst lige çıkma mücadelesi gergin geçiyordu. Gereği yok. Halk. Futbolcular ve hakem sık sık karşı karşıya geldi. Deplasman takımı Turon Yaypan maçı 1-0 kazandı ve üst lige çıktı. Ama ev sahibi Nefçi Fergana mağlubiyetten hakemi ve kararlarını sorumlu tutunca ortalık karıştı. Gerilim saniyeler içinde kavgaya dönüştü, tekmeler yumruklar havada uçuştu. Şiddetin hedefinde maçın hakemi vardı. Hakem Şavkat Nasibullayev ev sahibi takım oyuncuları ve taraftarları tarafından linç edilmekten son anda kurtuldu. Mersin'de de iki kişi sokak ortasında kavgaya tutuştu. Tekme tokat birbirine girdi taraflar. Biri çevredeki pastaneye sığındı ama kavga orada da devam etti. Tabii pastane çalışanları büyük korku yaşadı ve bakın kendilerini nasıl korudular. Dışarıda kavgaya tutuşan taraflar pastaneye girdi. Korkan iki görevli dolaba saklanmaya çalıştı. Mersin'de aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Tekme tokat birbirine giren ikili pastaneye daldı. O anlarda pastane çalışanları büyük korku yaşadı. Ne yapacağını bilemeyen iki çalışan çareyi iş yerindeki malzeme dolabına saklanmakta buldu. Kavga son bulana kadar da dolaptan çıkmadılar. Kendi ayrı, yağ ayrı değerliydi. Şimdi de yaprağına rağbet başladı. Zeytin yaprağı koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu? Detaylar birazdan ATV Ana Haber'de. Şimdi biliyorsunuz tüm uyarılara, kesilen cezalara karşın hala maske takmayanlar var. Artık biz bunu söylemekten usandık ama vaka sayılarının artmasına yol açıyor bu. Trabzon'da maske takmayanları uyarmak için ilginç bir uygulama başlatıldı. Bir otobüs durağına yapay zeka ile donatılmış dijital bir ekran yerleştirildi. Maske takmayan kişiler üzerinde kamera bulunan bu ekrana baktıklarında yüzlerinde bir simge belirliyor. Koronavirüs. İşte o dijital ekranla ilk kez karşılaşanların verdikleri tepkileri izleyeceğiz ama bir taraftan da şunu söylemek lazım belki de. Bazıları sadece onu görebilmek için maskelerini açıyor. Yüzünde virüs simgesini görenler neye uğradığını şaşırdı. İlk anda ne olduğunu anlam veremeseler de mesaj çok açıktı. Maskeni tak. Trabzon'da bir otobüs durağına yerleştirilen yapay zekalı ekran maske takmayanların yüzüne koronavirüs simgesini yerleştiriyor. Uygulamanın amacı ise maske takmayanları ya da maskesini çenesinin altında tutanları uyarmak. Virüs geldi, yüzüme gözüme bulaştı. Ödüm koptu. Çoğu kişi uyarıya uyup maskesini taksa da uygulamayı eğlence için kullananlar da vardı. Kalabalığa aldırış etmeden maskelerini çıkarıp yapay zekayı denediler. Kimileri ise yüzünde virüs simgesiyle fotoğraf çekildi.
Şimdi buradaki görsel malzeme iştah açıcı ve bunları aslında nerede görürüz? Günlerde, özellikle altın günlerinde ve tabii hanımların vazgeçilmezi. Daha doğrusu pandemi başlayana kadar öyleydi. Artık yasak, hatta cezası var. Uyaralım şimdiden. Peki nasıl ceza kesilecek? Sonuçta misafirliğe gidene de, misafir kabul edene de aynı ceza söz konusu. Peki kim onları ihbar edecek? Haberde izleyeceksiniz. Tek ihtimal birinin buluşmayı şikayet etmesi. Peki kimler yapacak? Denetim nasıl gerçekleşecek? Haberde. Ben almıyorum demedim mi sana? Kabul etmiyorum. Git git. Birçok kişi artık misafirliğe de gitmiyor, misafir de kabul etmiyor. Çünkü yasak. Hiç. Peki nasıl oturacaksınız, sohbet edeceksiniz? Oturmak yok. Abi uzaktan uzağa sandalyeler, merhabalaşalım. Suzan Hanım her ne kadar kurabiyelerini hazırlamış olsa da Müşerref teyze onu evine almıyor. Neden? Çünkü artık akraba ziyaretleri, altın günleri, komşu ziyaretleri yasaklandı. Onlar da bir çözüm buldular. Karşı karşıya sandalyelerini koydular ve işte şimdi onlar için sohbet vakti. Ben daha torunum evlenecek, benim onun hürmetini de göreceğim. Ben önceden ne yapardınız bu? Önceden altın günlerimiz vardı, ayrıyetten günlerimiz vardı. Şimdi altınlar sizde mi kaldı? Şimdi altınlar, paralar hep bizde. Konu komşu birbirimize gidip geliyorduk. Şimdi yapamıyoruz hastalıktayım. Büyük cezası var, hem de veremem yani. Ne zorun var, niye gideyim, niye vereyim parayı? Yani cezası da misafiri kabul eden ve misafirliğe giden kişi de 3150 lira ceza ödemek zorunda eğer bu kuralları ihlal ediyorsa. Eller oynasın, eller, diller kaynasın, diller, eller ne derse de. Peki var mı çevrende böyle misafir kabul eden, giden? Benden duymuş olma ama eltim gidiyor. Eltim gidiyor. Ne yapacağız peki? Ne bileyim ben, o hem işe gidiyor hem de misafirliğe gidiyor. O zaman uyarmak zorundayım. Uyarmak zorundayım. Sen niye yakında duruyorsun bu kadar? Çayını alıp da orada içsene. ben de mi uzaklaştım? Evet, ben komşuyu almıyorum. Sen kapının dibine kadar geldin, orada bekliyorsun. Ben de Müşerref teyzeden veto yedim. O zaman çayımı alıp ben de şurada mı oturayım? Bilmiyor musun? Buyurun al çayını bakayım. Özür dilerim. Bir şey değil. O zaman ben burada içiyorum. Hiç kurabiye vermem, yasak. Böyle biraz zor oluyor sanki ama. Yok, zor değil, çok güzel. Evlerde misafir ağırlanıp ağırlanmadığını ise mahalle muhtarları ve apartman görevlileri denetleyecek. Misafir çağırmak, özel günler yapmak yasaklandı biliyorsun. Karşılaştığınız herhangi bir kural ihlalinde polise veya Hayat Eve Sığar uygulamasında işte burada ihbarda bulunun seçeneğini tuşlayarak gerekli ihbarları gönderebilirsiniz. Yarın da teyzemizin eltisinin cevabını yapmak lazım belki de. Evet, fazla kilolardan şikayetçi olanlar zayıflamak için birçok yöntem deniyor biliyorsunuz. Diyetler, kürler, detoks programları vesaire. Ama bir de tüm bunları deneyip hala kilo veremeyenler var. İşte onlar için de metabolizma yaşını arttıran, metabolizmayı hızlandıran bir sistem var. İsmi ortomoleküler zayıflama. Peki bu sistemle gerçekten kilo vermek mümkün mü? Bakalım. İki tane üst üste doğum yapınca ne kadar diyet uygulasam da böyle istediğim sonucu alamadım. Ebru Işık 2 yıl arayla 2 bebek dünyaya getirdi. Ancak doğumlardan sonra denemediği diyet kalmayınca çareyi orta moleküler estetik yönteminde buldu ve 3 ayda 17 kilo verdi. Amazon ormanlarını biz Türkiye'ye getirdik. Orta moleküler sistemle, orta moleküler nedir? Aslında vücudumuzda almamız gereken, dışarıdan almış olduğumuz ağır metalleri, toksinleri atarak sağlıklı bir şekilde, dengeli bir şekilde vücudumuzu istediğimiz seviyeye getiriyoruz. Ameliyat yok, ağrı, sızı yok, işlem vücuda sürülen özel karışımla başlıyor. Bu bir kil değil, içerisinde faydalı amino asitler, vitaminler ve mineraller olduğu için kişinin metabolizma yaşını hızlandırıyoruz. Yani 20 yaşında bir kişi 30 yaşında olabilir metabolizma yaşı. Bazı kişiler ben su içsem yarıyor dedikleri oluyor. Biz ne yapıyoruz? 20 yaşında kişinin metabolizma yaşını 20 yaşına getiriyoruz. Ardından da devreye özel cihazlar giriyor. Neden ayak üstüne sürdük, ayak altına sürdük? O bölgelerde lenf kanalları var. Lenf kanallarında
toksinleri, ağır metalleri vücuttan atıyoruz. Akabinde cihazlarla kombin tedaviler yapıyoruz. Yaklaşık bir saat süren işlemin ardından zayıflamak isteyenlerin tek yapması gerekense bol bol su içmek. Hamileliğim boyunca tabii ki kollarım, özellikle göbek bölgem çok fazla kilo almıştım. Sağlıklı bir şekilde, ameliyatsız, ağrısız, sızsız bir şekilde burada daha rahat bir şekilde kilolarımı verebildim. Dünyanın koronavirüsle mücadelesinde son silah zeytin yaprağı olabilir mi? İçinde oliropen isimli bir etken madde var ve virüse karşı koruduğu iddiası var. Biz de gittik sizin için uzmana sorduk çünkü bu bir tartışma konusu. Bu arada kilosu 100 lira, yok satıyor. Koronavirüsten de antiviral etkisinden dolayı son derece koruyucudur. Koronadan korunmak isteyenlerin yeni yöntemi zeytin yaprağı. Zeytin yaprağını İbn Sina bile enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanmış. Zeytini severim. Yani zeytini zaten o şekilde tüketiyorum. Dünyanın bilinen en güçlü antioksidan ve antiviral maddesi olan zeytin yaprağı COVID-19'un da bulaşmasını önlüyor ve tedaviyi kolaylaştırıyor. İçinde bulunan oleuropein ismini verdiğimiz madde en güçlü etken maddesidir. Güçlü bir polifenolik bileşiktir. Kan yağlarından trigliseriti düşürür, kan şekerini düşürür, bakteri, mantar ve virüslere karşı güçlü etkili bir antimikrobiyaldir. Zeytin dünyadaki en dayanıklı ağaçlardan. Uzun süreli yaşamlarını büyük ölçüde kendilerine hastalık ve zararlara karşı direnç kazandıran ve acı buruk bir tadı olan oleuropein maddesine borçlu. Zeytin yaprağının COVID-19'a faydası var. Peki zeytinin faydası var mı diye soracak olursanız siyahın yok ama yeşil zeytinin faydası var. Bu zeytin sağlık için son derece faydalıdır. Bunun yanında bu zeytinin sıkılmasıyla yani erken hasat yeşil zeytinin sıkılmasıyla elde edilen erken hasat saf sızma zeytinyağları son derece zengin içeriğe sahiptir. Zeytin hamurundan sızan ilk yağ da zeytin sütü olarak anılıyor ve zeytin sütünün bağışıklığı için faydası da büyük. Anne sütüne en yakın yağdır. Yani yeni doğan bebeğe bile verilebilir. Anne sütüne en yakın yağ olması sebebiyle son derece büyük bir şifa kaynağıdır. Zeytin yaprağı var mı? Zeytin yaprağımız şu an bir yoğun talepten dolayı efendim kalmadı elimizde. 1800'lü yıllarda sıtma salgınına karşı kullanıldığı bilinen zeytin yaprağı yok satıyor. Zeytin yaprağının COVID-19'a iyi geldiği haberlerin ardından aktarlarda da zeytin yaprağı zor bulunuyor. Bir aktardayız şimdi. Burada işte onun olduğu zeytin yaprağının olduğu stand boş çünkü bitmiş, talep yoğun. 100 gramı 10 lira yani kilosu 100 lira. Telefon geldi hani 5 kilo 6 kilo alabilir miyiz diye. Hani haftaya biz de bekliyoruz. Zeytin yaprağını tek başına çay olarak hazırlamak istiyorsanız kuru zeytin yaprağından şöyle bir bardak için bir tatlı kaşığı kadar zeytin yaprağı koyarsınız. Üzerine kaynar su. Ağzını kapatarak demlersiniz 5 dakika. Bu bir zeytin yaprağı çayıdır. Sadece zeytin ağacı yaprağından hazırlayacağınız çayı günde 2-3 bardak içebilirsiniz. Madem zeytin dedik ekmekle devam edelim. Şu sıralar Giresun ve Trabzon arasında lezzetli bir rekabet var. Rekabetin konusu ekmek. Zaten Trabzon'un meşhur Vakfı Kebir ekmeğini bilmeyen yok ama şimdi Giresun Çavuşlu'nun ekşi mayalı ekmeği için de bölgesel işaret başvurusu yapıldı. İşte bu başvuru Trabzonluları biraz kızdırdı. Çünkü Vakfı Kebirliler Çavuşlu ekmeğinin kendi ekmekleri olduğunu savunuyor. Üstelik bu tartışma sadece sokakta değil, meclise de yansımış durumda. Ben Vakfı Kebir ekmeğini tercih ederim. Bir de Giresun'un tadına baksanız, bu da Giresun. Biraz hafif daha tuzlu gibi Giresun ekmeği. Ekmeğin ana vatanı Vakfı Kebir ilçesidir. Bir tane Trabzon Vakfı Kebir ekmeği alabilir miyim? Ben de Giresun Çavuşlu ekmeği. Zaman zaman iller arası tanık olduğumuz lezzet rekabetine bugünlerde Trabzon ve Giresun'da dahil oldu. Trabzon dünyaca meşhur Vakfı Kebir ekmeği ile hemen hemen aynı özelliklere sahip Giresun'un Çavuşlu ekmeği arasında tatlı bir rekabet söz konusu. Nedeni ise bölgesel işaret başvurusu. Her ne kadar ürün birbirine benziyorsa da tat olarak aynı olduğunu ben düşünmüyorum. Biz de aldık ekmeklerimizi yanımıza, taktık sepetimizi kolumuza, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yoluna düştük. Bakalım milletvekilleri bu tartışmaya ne diyecekler? Onlar Vakfı Kebir ekmeğini mi yoksa Giresun ekmeğini mi seçecekler? Biraz daha gevrekmiş ama herkes Trabzon ekmeği olarak bilir. Trabzon'un diğer ilçelerinde dahi üretilse
aynı lezzeti yakalama ihtimali mümkün değildi. Ben Kars milletvekiliyim, bana her ikisi de aynı uzaklıkta. Ama biz eskiden beri bunu Vakfı Kebir ekmeği olarak biliriz. Tartışma Giresun ve Trabzon milletvekillerini de karşı karşıya getirdi. Muhammed abi ne dersin? Tadabilir miyiz? Fark edebilir miyiz? Bunu nereden aldınız? Vakfı Kebir ekmeğine benzemiyor. Değil mi diyorsun? Hayır. Vakfı Kebir'le Çavuşlu birbirine çok uzak noktalar değildir. Vakfı Kebir ekmeğinin yapılışı, ustası, 150 yıllık bir mazisi ve fiziki şartları farklıdır. Trabzonlularla ekmeğimizi bölüştük. Bunu da bölüşürüz. Afiyet olsun efendim. Eyvallah. Afiyet olsun. Şimdi bir ara. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.